Akıncılar, Osmanlı İmparatorluğu'nun sınır bölgelerinde düşman ülkelerine akınlar, baskınlar düzenleyerek yıpratma harekatında bulunan atlı birliklerdi. Akıncıların ilk kez Osman Bey devrinde oluşturulan bir birlik olduğu rivayet edilmektedir. Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede bir devlet haline gelmesinde Akıncı Birliği'nin payı oldukça büyüktür. Akıncılığın bir ocak şeklinde kurulmasındaysa Evrinos Bey'in büyük emeği geçmiştir. Sultan 1. Murat devrinde Yeniçeri Ocağı kurulunca Akıncıların görevleri sadece sınır boylarına düzenli baskınlar yapmak ve istihbarat toplamak olmuştur. Akıncılar Osmanlı ordusunda doğrudan yer almazlardı. Rumeli'de Serhat boylarına yakın yerlerde yaşarlardı. Genellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında düşman topraklarına akınlar yaparlardı. Devlet akıncılar için kışla tahsis etmez, onlara maaş vermez, teçhizat ve silah sağlamazdı. Akıncılar silahlarını kendileri tahsis eder ve düşmandan aldıkları ganimetle geçinirlerdi. Buna karşılık devlete vergi vermekten muaf tutulurlardı. Akıncı olabilmenin bazı şartları vardı. Osmanlı ordusunun bu atlı birliğine güçlü, çevik ve genç kişiler seçilirdi. Her bir akıncı adayı, imam veya dürüst birini kefil göstermek zorundaydı. Düzenli bir şekilde tutulan akıncı defterlerinin bir kopyası ilgili Serhat Kadılığı'nda, diğeri ise merkezde saklanırdı. Bu defterlere akıncıların isim ve fiziksel özelliklerinden başka baba adları ve köyleri de yazılırdı. Osmanlı ordusundaki en önemli akıncı beyleri Nihal Bey, Evranos Bey, Turhan Bey ve Malkoç Bey'dir. Akıncı beylerini devlet tayin ederdi. Bu önemli kumandanlık uzun bir süre Nihal Bey, Evrinos Bey, Turhan Bey ve Malkoç Bey gibi meşhur akıncı ailelerinde kalmış ve babadan oğula geçmiştir. Akıncılar, Turhanlı veya Malkoçolu akıncıları gibi mensup oldukları kumandanların adlarıyla anılırlardı. Osmanlı'nın Rumeli'ye ilk geçişlerinde hazır bulunan ve Evrenos Bey'e bağlı olanlar Arnavutluk'ta, Turhanoğulları Mora Yarımadası'nda, Mihaloğulları Sofya'da ve Malkoçoğulları ise Silistre duvarlarında bulunurlardı. Akıncı yasasına göre 10 kişilik gruba onbaşı, 100 kişilik gruba subaşı ve 1000 kişilik gruba ise binbaşı kumanda ederdi. Akıncıların sayısı devletin gücüne ve ihtiyacına göre azalıp çoğalmıştır. Örneğin 16. yüzyıl sonlarında sayıları 40.000 kişi kadardı. Savaşlarda başarılı olan akıncılara devlet tarafından topraklar tahsis edilmeye başlanınca akıncıların tımarlı kısmı da ortaya çıkmış oldu. Düşük kıdemli akıncılara toyca adı verilirdi. Bu kişiler barış zamanında akıncıların çelibaşısı, seferde ise alay beyleri olarak görevlendirilirlerdi. Akıncılar barış zamanlarında kendi işleriyle uğraşırlardı ve başta binicilik olmak üzere sarp yerleri aşma ve at üstünde her türlü silahı kullanabilme gibi çeşitli faaliyetlerde bulunurlardı. Savaş sırasında ise ordudan birkaç gün önce giderler, keşif faaliyetlerinde bulunurlar, ordunun geçeceği yolların, geçitlerin ve köprülerin emniyetini sağlarlardı. Bu sırada düşmana yapılacak yardıma engel olup yakaladıkları esirlerden aldıkları bilgileri en kısa zamanda ilgili yere iletirlerdi.
Akıncıların yaptığı 3 farklı akın yöntemi vardı. Yüzden az kişiyle yapılan akınlara çete, yüzden fazla kişiyle yapılana haramilik ve akıncı beyinin komutası altında yapılana ise gerçek anlamda akın denilirdi. Pençik yasasına göre haramilik ve akın sırasında alınan esirlerin 5'te 1'i acemi olanı yapılmak üzere devlete verilirdi. Bu esirleri seferde bulunan ve kendisine pençikçi başı adı verilen bir kadı toplardı. Akıncılar Avrupalıların söyledikleri gibi yağmalama için düşman topraklarına saldıran başı bozuk gruplar değildi. Yapılan akınların her çeşidi iyi hazırlanmış bir plan, program ve emir kumanda içinde yapılırdı. Birçoğu Türk olan akıncıların oğulları da akıncı adayıydı. Akıncıların düşman topraklarına dalışı gruplar şeklinde olur, yol kavşağı, köprü ve geçit gibi gerekli yerlerde bölüklere ayrılırlardı. Akıncılar silah ve teçhizatlara uygun olmadığından kale kuşatması gibi faaliyetlerde yer almazlardı. Ancak akıncıların fedahi gruplarından olan Serden geçtiler, kuşatılmış kaleye girerken akıncıların bir diğer fedahi grubu olan dal kılıçları ise düşman içerisine dalarlardı. Akıncıların bu fedahi grupları çoğu zaman geriye dönemez ve şehit olurlardı. Akıncıların silahları kılıç, kalkan, pala, mızrak ve bozdoğanda denilen topuzlardan oluşurdu. Akıncı neferleri yanlarında yedek atlarını bulundururlardı ve aldıkları ganimetleri bu atlarla taşırlardı. Akıncılar esas olarak Rumeli'de Serhat boylarında bulunmakla birlikte Fatih Sultan Mehmet, Sultan II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim dönemlerinde Anadolu'nun doğusundaki devletlere karşı da kullanılmıştır. Akıncıların faaliyetleri 1595 yılına kadar etkin bir şekilde devam etmiştir. Bu tarihten itibaren Fetihler Devri'nin sona ermesi ve Duraklama Devri'nin başlaması ile akıncıların faaliyetleri yok denecek kadar durmuş ve akıncıların sayısı azalmaya başlamıştır. 23 Ağustos 1595 tarihinde Veziri Azam Koca Sinan Paşa'nın Eflak Prensi'ne yenilmesi üzerine Tuna Nehri'nin öte yakasında kalan akıncıların pek azı kurtulabilmiş ve 100 bin kadar akın atı da telef olmuştur. Çok uzun yolları kısa sürede kat edecek şekilde yetiştirilen ve daha birçok meziyetleri olan akın atlarının bir daha yetiştirilememesi bu teşkilatın zayıflamasının başlıca sebepleri arasındadır. 17. yüzyıldan itibaren sayıları iyice azalan akıncılar artık geri hizmetlerde kullanılır olmuş ve yerlerini sınır kalelerindeki Serhat kulları almıştır. Yine bu yüzyıldan sonra akıncıların yerine Kırım hanlarının hizmetindeki Tatar askerlerinden faydalanılmıştır. Akıncı adı 1826 yılında tamamen ortadan kalkmış ve böylece günümüze kadar türkülere konu, dillere destan olan yiğitler tamamen tarihe karışmıştır.